Hello, good evening. Yeah, in the beginning of the game, they played a different system that we planned because they played in the competition and also in the first game that we played a different system. So we need to adapt quickly what we did. Baktığınızda oyun başlangıcında rakibimiz farklı bir sistemle sahaya dizildi. Aslında beklediğimizin dışında bir sistemle geldiler bize karşı. İlk maçta farklı bir sistemdi, bu maçta da farklıydı ve onların lig maçında da aslında bunu denemişlerdi. The first 20 minutes I think that we dominated the game, let the ball run through our team and let the opponent run behind the ball. They were sometimes a little bit dangerous, but we could, you know, manage to, you know, evoke the goal. Sonrasında baktığınızda hızlı bir şekilde adapte olduktan sonra da maçın ilk 20 dakikasına çok iyi bir şekilde domine ederek başladık. Hatta topu çevirerek hızlı bir şekilde rakibin arkasına da sarkmaya çalıştık. Sonrasında onlar da uzun toplarla biraz tehlikeli olmaya çalıştılar ama biz tabii ki de nötralize etmekte hiç sıkıntı yaşamadık. We scored a goal of a good corner, what we studied. It's always nice to go in first half with 1-0 up front. Biliyorsunuz ki sonrasında güzel bir kornerden güzel bir gol attık ve çalıştığımız yerlerden de gol atabilmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ve ilk yarıyı 1-0 bitirmek de tabii ki her zaman mutluluk verici. Then you know, a long kick from the goalie and the second ball. We were already warned with the second ball that that Cluj played, and all of a sudden we didn't mark well in the second ball, and Andrew made a foul in the 16 box, and it was a penalty, of course. Kalecilerinden ikinci yarıda gelen uzun bir topla aslında çok fazlasıyla üstünde kaldığımız bir konudan bir hata yaptık ve dönen toplar dakika demelerde bir hata yaparak bizim oyuncumuz Andrew stoperimiz hata yaptıktan sonra da rakibe bir penaltı vermiş olduk ve sonrasında bir birlik bir sonuç elde edildi. I'm very proud of the team because if you play with 10 men and the opponent doesn't go on full attack, that means that the opponent is afraid of our attackers, and we showed that as well, and that's why the team effort, if you have 10 men playing against a team who plays with 11, is for me such a fulfilled feeling that if you play with 10 and can mark them like you play with 11, for me as a coach is really important. Baktığınızda 10 kişi kaldıktan sonra takımımla çok fazlasıyla gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. Çünkü 10 kişi kalıyorsunuz ve 11 kişiye karşı mücadele veriyorsunuz ve rakibiniz hiçbir şekilde harıl harıl size saldıramıyor. Ve bu ne demek oluyor? Şu bizim ofansif oyunculardan korktukları anlamına geliyor ve baktığınızda bizim yapımız bozulmadığı için de sonrasında o 10'a karşı 11 oynarken bile hiçbir şekilde maçı rakibe tam anlamıyla vermedik. Ama tabii ki de bu gurur verici çünkü muazzam bir mücadele verdi takım. And then we Yusuf Sari made a very good action on the box, a yard, 16 yard box a little bit further. I think 20 meters or something, and we had a free kick. And surprisingly, the free kick that we did, we studied this free kick yesterday in the training. And yeah, if you can score like this, it gives an extra feeling, of course, and you know, scoring 2-1 like this, winning the game, yeah, that's fantastic. So the team spirit, the feeling in the team is very good, and that is for me very, very nice to see. And we're now going to go further with this good feeling and staying with both feet on the ground because we didn't do nothing yet. We need to stay focused and take every match by match and analyze the match very good and do our team tactic precisely. Tabii ki de baktığınızda maç devam ederken rakibiniz ona karşı 11 oynarken hiçbir şekilde markajları kaçırmayan bir takımımız vardı ve bu çok fazlasıyla gururlandırdı ve akabinde Yusuf Sarı ile bir aksiyon geliştirdik ve çok güzel bir yerde free kick yakaladık ve baktığınızda o attığımız gol aslında dün antrenmanda çalıştığımız bir free kick pozisyonuydu ve böyle gol atmak bile çok fazlasıyla duygular yaşatabiliyor insana ve böyle kazanmak gerçekten mutluluk verici.
Ama şunu da söylemem lazım. Biz şu ana kadar herhangi bir şey başarmadık hala. Sadece yolun başındayız. Bu takım ruhuyla, bu takım mücadelesiyle daha çok fazla yürüyeceğimiz bir yol var. O yüzden rakibi direkt gereken analizleri yaparak bir dahaki rakibimizin hazırlanmaya başlayacağız. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Evet haklısın. Daha kolay toplar. Tabii ki de takım arkadaşları atmak ister ama bazen maç esnasında bunlar mümkün olmuyor. Ama baktığınızda eğer kolay toplar gelseydi rakibin de Yusuf'u hafife almış olduğu anlamına geliyordu. Rakipler de aslında Yusuf'un ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu biliyorlardı. O yüzden bir gün ona atılan toplarda hep bir zorluk yaşanmış gibi gözükse de baktığınızda bütün hani karşı takım ilk maçta Yusuf'un aldığı topları değerlendirdiler ve çalışmışlar üzerine. Ve Yusuf'un da aslında böyle zorluk yaşaması çok normal çünkü çok önemli bir futbolcu. Yani şöyle bakmak gerekiyor olaya. Ben aslında notumu almıştım buraya geldiğimde. Hani Emre'nin 10 numara olarak oynayabildiğini de biliyorum ama benim bakış açıma göre iki pozisyonu da gerçekten çok iyi oynayabilen bir futbolcu. Hatta bu maçta da hep birlikte bunu gördük. Hani ne kadar iyi olduğunu. Ama tabii ki de sezon çok uzun. O pozisyonda oynayabilecek daha farklı futbolcularımız da var. Zamanla herkes hazır olunca zaten gerektiğinde farklı pozisyonlarda da değerlendireceğiz herkesi. Yani şöyle söylemek lazım, muazzam bir taraftar grubuna sahibiz. Daha stada gelirken otobüsten onların karşılamasını görebildik, yaşayabildik ve bizlere yaşattıkları o duygular tabii ki de bize 12. adam hissiyatını verdiler ve maçta da bir akabinde de bu şekilde olduğunu hepimiz gördük. Muazzam bir atmosferdi. Gelecekte de kesinlikle hem onlar bizden çok keyif alacaklar hem de biz onlardan çok fazlasıyla keyif alacağız. Yani aslında gelmeden önce etkileyebileceğini düşündüm. Sonra geldiğimizde oynadığımızın saatine baktığımda da hava durumu çok da fena değildi. Yani bizi çok fazlasıyla etkilediğini düşünmüyorum. Ama tabii ki de gelecekte de biraz daha sıcak olursa, rakipler de biraz daha fazla etkilenirse neden olmasın. Yani şu anda çalışmalar devam ediyor evet ama isimleri ben çok fazlasıyla bilmiyorum senin kadar. Hangi isimler gelir bilmiyorum. Ama tabii ki de umarım ekstra bir forvetimiz de olur. Yani isimleri açıkçası bilmiyorum kim gelir kim gider. But a striker is always welcome. Ama tabii ki de bir forvet gelirse a good one. İyi bir forvet gelirse de neden olmasın? Kim istemez?